Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 12. haftada konuk etti. Karabel Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Mor Beyazlılar bu galibiyette puanını 23 yaparak zirve takibini sürdürdü. 52 Ordu Spor 12. haftada evinde Karabel Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenerek puanını 23'e çıkardı. Maç sonunda her iki teknik adam Altaş TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Mor Beyazlar'da teknik direktör Ahmet Taşyürek iyi sonuç aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Karabel Karaköprü Belediyespor'da teknik direktör Besim Durmuş kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şimdi biz puantaja bakmıyoruz. Biliyorsunuz takımımız bir süreçten geçiyor. Çok sakatlık vesaire. Çok şükür geldiğimizden beri onları toparlayıp minimuma indirdik. Şimdi sakatlık boyutunu geçtik. O sakatlıktan gelen oyuncuların fiziki olarak hazır olmasıyla ilgili süreçleri geçiyoruz. Ama maçlar devam ediyor. Önemli olan hele hele rakiplerinle 6 puanlık maçları kazanabilmek. Her geçen gün daha iyi olacağız. Yani bunun sözünü verebilirim. Hele hele devre arasından sonra bu takımı zevkle seyredecekler. Çünkü süreçlerde maçlar devam ederken işte gideceğiz bir yenileme, çarşamba maç oynayacağız, geleceğiz bir yenileme, tekrar maç oynayacağız. Akabinde 3 maçı tamamlayıp en iyi ne topluyorsak bakacağız. Ama ondan sonra bunun sözünü verebilirim. Bana inanabilirler, görebilirler. Ekibime ve arkadaşlarıma, futbolcularıma güveniyorum. Bu sakatlıktı, formsuzluktu vesaire de bizi çok yıprattı. Çok şükür bunları yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün de taktiksel anlamda istediklerimi çok yapamasalar da geçen haftaya oranla yine de sonuç alarak bitirmek bizim için iyi oldu. Evet, buraya gelirken az yenilen, az pozisyon veren, az gol yiyen bir takımdık. Saha içindeki oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele, kazanma isteği, kazanan tarafa yaklaşımı sıkı bir takımdık. Bugün burada tabii Ordu Spor'a saygı duyuyoruz. Ordu Spor büyük bir camia, kökleri olan bir camia, hedefleri, hayalleri var. Ama biz buradan kazanamasak da kaybetmemeyi de düşünüyorduk. Kısır bir maç oldu. Çok pozisyon bulamadık. İlk yaptığımız hatada gol oldu. Sonra değişikliklerle biraz daha önde oynamaya başladık. Bir iki tane önemli pozisyon yakaladık. Onda da kaleci önemli kurtarışlar yaptı. Sonuçta 1-0 mağlup olduk. Ordu takımına başarılar diliyorum kalan maçlarında. Tabi burası büyük bir camia. Beklentileri var. Biz de arkadan gelerek ligin üst sıralarına yerleştik. Playoff oynamak istiyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Oyuncularımız da bu noktada bu zamana kadar oynadığı maçlarla bunu ortaya koydular. Ama mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çarşamba günü bir önemli maç daha oynayacağız içeride. O maça odaklanmamız lazım. Bu maçtan kurtulmamız lazım. Bireysel bir hatadan gol oldu. Gol atan taraf Ordu oldu. Kazanan taraf oldu. Kim gol atarsa o kazanabilirdi. Ordu attı. Ordu kazandı. Ordu Spor'a bundan sonraki kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de çok çabuk buradan kurtulup çarşamba günü oynayacağımız maça odaklanmamız lazım. Yani üzgünüz tabii. Yani 11. haftada ikinci mağlubiyetimizi alıyoruz. Bugün 4. golümüzü yedik. Sıkı bir takımdık. Kaybetmememiz de gerekiyordu ama futbol bu. Hata olunca gol oluyor. Gol olunca da mağlup olduk. Ordu Spor 1967 12. haftada Ayvalık Gücü Belediyespor'a konuk oldu. Mor Beyazlılar 1-1'lik skorla berabere kaldı. Ordu Spor 1967 12. haftada konuk olduğu Ayvalık Gücü Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Önceki hafta evinde Ergene Velimeşe Spor'u 4-0 yenerek moral bulan Mor Beyazlar 12. haftada Balıkesir ekibiyle mücadele etti. Deplasmanda rakibi karşısında 1-0 geriye düşen temsilcimiz Abdülkadir Akyıldız'la golü bularak eşitliği sağladı. Ayvalık Gücü Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Ordu Spor 1967 hanesine 1 puan yazdırdı. Mor Beyazlar bu sonuçta puanını 18'e çıkararak playoff sınırıyla olan puan farkı değişmedi. 7. sıradaki Ordu Spor 1967'nin 6. basamaktaki Ayvalık Gücü Belediyespor'la 1 puanlık farkı bulunuyor. Mor Beyazlar 3. Lig 2. grubun 13. haftasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u konuk edecek. Mücadele çarşamba günü saat 14'te yine Ordu Stadyumu'nda oynanacak. Fas'la Belediyespor 12. haftada konuk ettiği Akhisar Spor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaştı.
Fassa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 12. haftasında Akhisar Spor'u konuk etti. Bu maça kadar Fassa İlçe Stadyumunda galibiyet alamayan temsilcimiz şanssızlığını Akhisar maçıyla kırdı. Fassa Belediyespor kendisi gibi ligde kalma savaşı veren rakibini 2-1 yendi. Bu sonuçta puanını 12'ye çıkaran Sarı Lacivertliler 3. Lig 3. grupta 14. sıraya yükseldi. Fassa Belediyespor Akhisar Spor'u mağlup ederek rakibiyle olan puan farkını 1'e düşürdü. Sarı Lacivertliler 3. Lig 3. grubun 13. haftasında Malatya Erguvan Spor'a konuk olacak. Karşılaşma çarşamba günü saat 14'te Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.